Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce uyarımızı yapalım. İsmimi profil resmimi kullanan hıyarlar var arkadaşlar. Benmiş gibi numarasını yorumlarınıza yazıyor. Whatsapp diyor inanmayın o kişi ben değilim. Geçen bir yorum okudum. Hocam dolandırıldım inandım. Yani o kadar uyarıyorum. Özellikle videonun başında ama insanlar ne yapıyor? Ya sadede gelir amço sadede gel. Hemen sardırıyor videoyu analize başlıyor değil mi? Ama önce bir uyarıyı dinle. Niye? Şimdi sen artık paranı kurtaramayacaksın. Adam kendi çapında, kendi dünyasında güzel bir sistem oturtmuş. Yani sen hiçbir şey yapamazsın, o parayı alamazsın. Yani çok insan dolandırıyorlar, kimse de parasını alamıyor. O yüzden itibar etmeyin. Hani boşuna ben en üst yorumlara katıl butonundan üye ol gibisinden yazılar yazmıyorum. Demek ki üye olmadan bana ulaşamıyorsun zaten. Yani bana dedim zaten ulaşamazsın ama yardımcılarıma ulaşırsın. ...en azından hani numarama ulaşamaz... ...öyle söyleyeyim... E, ...lütfen e, dikkate almayın öyle... ...insanlara itibar etmeyin arkadaşlar... ...zoruma gidiyor... ...cidden üzülüyorum yani... ...ben olsam bile ya... ...siz bana para göndermeyin arkadaşlar... ...yani öyle bir şey yok... ...beni gerçek hayatta tanımıyorsunuz ki... ...hani karşınıza bir insan çıkıyor... ...videosunu izliyorsun bu... ...hani normal gerçek hayatta tanımıyorsun bile beni... ...yani neye güvenerek bana para göndermeye çalışıyorsun... ...anlamıyorum... Lütfen arkadaşlar bunları not edin bir yere. Ee, dikkat Dikkate alın. Hani şakası yok bu işlerin. Paranızı kurtaramazsınız. Neyse şimdi analizimize başlayalım. Arkadaşlar 2-3 gündür yeni dalgalar geldi biliyorsunuz. Ve yeni çizgiler çizdik. Şimdi bunları takip edeceğiz. Müsaadenizle anlatacağım. Şimdi. Yeşil çizgi, eflatun çizgi, pembe çizgi ve gri çizgi bu dört çizgi bizim çizgilerimizdir yani önümüzdeki süreçte bu 4 çizgiyi takip edeceğiz arkadaşlar şimdi niye yeşil çizgi niye yeşil çizgi en son oraya iğne attık biliyorsunuz bir düşüş yaşandı e, ayın 24'ünde tepki yükselişi geldi oraya iğne attık oradan düşüşe geçtik bu bir niye pembe çizgi 45.000'den sonra bir düşüş geldi tam oradan destek aldık Ayrıca ilk düşüş dalgasındaki 4 saatlik kapanışta o seviyelerden geldi. Yani orada da bir yatay çizgimiz var. Niye gri çizgi? Aynı 22 düşüşlere iğneyi oraya attık, oradan tepki aldık. Yani bu destekleri takip edeceğiz. Bu dirençleri de takip edeceğiz. Eflatun çizgide 39.000 düşüşünden sonra gelen tepki yükselişi biliyorsunuz 45.200'lere doğru gitmişti. Hani oradan satış ettiğimiz için orayı baz alacağız. Ayrıyeten bu eflatun çizgi çok önemli arkadaşlar. Niye önemli? Günlük grafiği alıyoruz. Alçalan tepeleri görüyoruz. Yani orayı kırmamız durumunda yükselen tepe yapacağız. Şimdi ben nakitteyim. Rahatım arkadaşlar. İnanın bana bir gram stres yok. Hani yükselecek mi vesaire tepeden mi alacağım? Yok. Tam aksine rahatım ben. Hani düşerse alttan alabiliyorum. Yükselirse de bir yerden alırım. Ama hani... Yükselirse tepeden mi alacağım satmıyorum diyenler de maksimum kazanmak isteyenler. Yani maksimum kazanmak isteyenler nasıl oluyor? En dipten alacak en tepeden satacak. Ama maksimum kazanmak isteyen maksimum zarar edebilir. Bu da var arkadaşlar. Neyse 3 gün öncesine kadar ne diyordum? Yükselen tepe yaptık, yapmadıkça almam değil mi? Neredeydi yükselen tepemiz? 48.500 bölgelerindeydi. Ama şimdi yeni hareketler oluştu. Artık 48.500'ü değil Deminki verdim. Eflatun çizgiyi baz alacağım. Çünkü son tepemiz orası. 45.210 seviyesinde. Yani üzerine günlük kapanış görmek istiyorum. Bunu görürsem düşünebilirim arkadaşlar. Düşünebilirim. Ama oralar kırılmadıkça ben nakitte beklemeye devam edeceğim. Şimdi şöyle de bir durum var. Bakın demin çizgilerimi anlattım birebir. Bir de Bollinger bandını açıyorum. Bakın çizgiler cuk diye oturdu. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani Bollinger orta bandı yeşil çizgi, Bollinger üst bandı eflatun çizgi. Yani Bollinger bandı da bu çizgileri teyit ediyor. Alt çizgimizde de 40670 bölgelerinde arkadaşlar. Altında 4 saat kapatmayacak. Gri çizgimiz var. 39577. Oranın da altında 4 saat kapatırsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman 36500'lere kadar bile gevşemeler görebiliriz. Niye öyle diyorum? Ya Gelir demiyorum arkadaşlar. Önce bu destekler kırılacak değil mi? Orada bir anlaşalım. Kırılır diyelim. Niye düşebilir 36.500? E? Oraya geleyim. Mesela bu normal grafiğimiz. Bir de ters çevirelim grafiği. Ne görüyoruz arkadaşlar? Burada bir fincan kulp formasyonu var. Gördünüz mü? Yani net. Şimdi bu fincan kulp ters fincan kulp olarak da çalışabiliyor Bakın şimdi normal aldım grafiği. Burada da ters fincan kulp var. Onun hedefi ne? Hemen çizelim. Mesela şöyle. Pardon arkadaşlar. Hadi şöyle çizelim. Bırakalım. Çizgiyi kaydırıyoruz. Bakın arkadaşlar. Tam olarak nereye geliyor? Mavi çizgimize geliyor. 36.500'lere. 40.670 altına 4 saat kapatırsa Hani bu fincan kulpun çizgisi teknik olarak kırılmış oluyor. O zaman yani teknik olarak 36.500'ler bile gelebiliyor. Tabii ki 39.550 desteğini de takip edeceğiz. Ama böyle bir risk var. Bu mavi çizgine bakın. Şurada tepe var. Kırılıyor, test yapıyor. Ondan sonra yükseliş dalgasına geçiyor. Gördünüz mü? Yani tam o kilit noktası. Orası 36.500. Ve düşen trendimiz var. Turuncu çizgi o da hemen hemen o bölgelerde arkadaşlar. Yani böyle de bir senaryo var. Bunları dikkatle takip edin. Son olarak bugün haftalık kapanışımız var biliyorsunuz. Şunu kapatayım bir. Neyi takip ediyorduk arkadaşlar? KC indikatörünü takip ediyorduk. Biliyorsunuz CME de altında hafta kapattı. Orada uyardık sizi. Şimdi de normal borsalarda da haftalık kapanış gelecek. Acaba orta çizgisinin altında hafta kapatacak mı? Nerenin altında hafta kapatması gerekiyor kırması için? Hemen bakalım. 43430 altında hafta kapatırsa kırmış oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kırarsa ne olur? Daha önce anlattım. Hadi bir daha anlatayım. Yeni gelenler olabilir. Hemen değiniyorum arkadaşlar. Şimdi tarihe gidelim. Orta çizgiyi takip edelim tamam mı arkadaşlar Mesela Şu noktaya bakalım Altında hafta kapatınca sert bir düşüş geliyor arkadaşlar gördünüz bakın altında hafta kapatıyor orta çizginin Diğer hafta çok sert düşüyor Burada zaten mini bir ayı vardı boğa piyasası başlamadan önce Devam ediyoruz Şurada mesela Altında kapatıyor Ondan sonra zaten aynı haftada alt banda düşmüş oluyor. O da negatif etkiliyor bizi. Daha sonra bir tepki yükselişi geliyor. Üzerinde hafta kapatıyor. Bir hafta daha kapatıyor. Diğer hafta altında kapatınca yeniden düşüyor. Alt çizgiye. Devam ediyoruz. Burada üzerinde hafta kapatıyor. Güzel gidiyoruz. Derken teyitsiz bir şekilde kırıp alt banda düşüyor arkadaşlar. Ve düşüş de derinleşiyor bu arada. Neticede alt bandın altına gitme, orta bandın altına gitmemiz hiç olumlu bir şey değil. Teknik olarak altında hafta kapatması lazım. Burada direkt düşürmüşler mesela. Devam edelim. Bakın hala kıramamışız orta bandı. Burada kırıyoruz arkadaşlar. Her şey güzel gidiyor. Hayat bayram vesaire. Şurada altında hafta kapatıyoruz. Bir daha düşüyoruz. Bakın. Devam ediyoruz. Yükseliş başlamış. Ve boğa piyasasında orta çizginin altında kapatmıyoruz. Bakın burada mesela 250 dolar da Orta çizgiyi kırıyor 250 dolardan 20 bin dolara kadar gidiyor neredeyse 100 kat artıyor arkadaşlar orta çizgiyi takibenin altında hafta kapatmıyor en kötü iğne geliyor kapanışlar hep üzerinde geliyor bak tam orada kapatıyor burada mesela devam burada da tam üstünde kapatıyor devam ediyor burada da tam üstünde kapatıyor kırmızıyı görüyorsunuz ondan sonra devam ediyor Derken burada altında kapatıyor ay piyasası başlıyor vesaire neyse. Şu bölgeler biraz karışık. Bir üzerinde kapatıyor bir altında. Bir üzerinde bir altında. Neticede arkadaşlar en son altında kapatınca gene düşüyor. Burada tepki yükselişi. Üzerinde tam mum kapatıyor. Diğer hafta altında kapatınca gene düşüyor. Altında kapatıyor gene düşüyor. Orta çizgiyi kırıyoruz. Üst çizgiyi kırıyoruz. Rally'e başlıyoruz. Bakın orta çizgi kırılıyor. Düşüş başlıyor yeniden. Burada orta çizgi kırılıyor. Düşüş başlıyor. Hele hele burada arkadaşlar altında hafta kapatıyor. Diğer hafta bir rites, ondan sonraki hafta bir çöküyor. Gördüğünüz gibi. Yani böyle bir çizgi. Böyle bir çizgi. Bakın rallide de orta çizgiyi kırmıyor farkındaysanız. Yani biz rally yapacaksak orta çizgi kırmayacağız. En son 65 bin dolardan düşerken orada da altında hafta kapatıyoruz. Bakın diğer hafta çok sert düşüyor. Yani şimdi de altındayız arkadaşlar. <laughs> bu gece haftalık kapanış var gece 3'te takip edin. Takip edin arkadaşlar. E, nerenin altında kapatmayacaktı? 43.470 diyelim arkadaşlar. Oranın altında hafta kapatırsa gece 3 bilin ki kırmış olacak. O da tehlikelidir. Bakın birlikte baktık. Geçmişten beri hareketleri inceledik. O da tehlikelidir. Yani CME vardı bir de biliyorsunuz vadeli işlemler. Şöyle yapalım pardon. Uyanamadık daha. Bakın vadeli işlemlerde cuma günü haftalık kapanış geldi. Uyarımızı yaptık. Dedik ki arkadaşlar orta çizgisinin altında kapattı haftayı. Bir de şu var. Mesela orta çizgisi gördüğünüz gibi eğimi yukarı veriyor bu API esasında. Gördünüz mü? Sürekli yukarı eğim veriyor. Yani şimdi bakıyoruz. Eğimi aşağı vermiş orta çizgisi. Hani bu da bir dikkatli o sinyal olabilir arkadaşlar. Dediğim şekilde dirençler kırılmadıkça ben nakitte beklemeye devam edeceğim. Bitcoin'de değinebileceklerim bunlardır. Şimdi dominansa bakalım. Orada da haftalık çizgiye kadar gelmişiz. Bakın orada direnç olarak çalışmış. Bu güzel. Bir günlüğüne, günlüğüne gidelim. Günlükte de Trend çizgilerimizi devreye sokuyorum. Bakın arkadaşlar, düşen bir trend vardı mavi çizgi. Biz orayı kırdık. Retestimizi de yaptık. Şimdi tekrar yükselişe geçtik. Bilmeyenler için bu dominans grafiği yükselirse altcoin'leri negatif etkileniyor. Yani bu dominansın düşmesi için ne demiştik? Gri çizgi altında gün kapatacak, değil mi? 41 20 41.20 41 20 altında günlük kapanış göreceğiz arkadaşlar. Bu olmadıkça dominans yukarı doğru gidebilir. İlk hedef olarak nereye baz alabiliriz? 43.09 daha sonra da 44'ler hedef olabilir. Dikkatle takip ediyoruz. Yani burada da yolundan gitmeyen şeyler var. Son olarak da dolar endeksine değinelim. Detaylı videoyu yarın çekeriz arkadaşlar. Haftalık kapanışı değerlendiririz. Bugün biraz daha kısa bir video olsun. Aylık kapanış var yakında. Çok önemli arkadaşlar. Cidden çok önemli aylık kapanış. 4 gün sonra. 4 gün sonra yer yerinden oynayabilir. Niye? Bakın şimdi dolar endeksi grafiği bu. Mart 2020'de pandemi ilan ediliyor. Tüm dünya piyasaları çöküyor. Dolar endeksi önce bir iğne atıyor yukarı. Her şey düşerken dolar endeksi pik yapıyor. Ondan beridir dolar endeksi düşüş trendinde. Aylık bazda. Bakın aylıkta tepe var. Alçalan tepe var. Alçalan tepe var. Şimdi aylık grafikte trend dönerse o zaman en az yarım senelik bir yükseliş trendi görürüz. Düşerken bakın ne kadarlık ne kadar sürmüş bir buçuk senedir düşüyor dolar endeksi. Niye aylık grafikte düşüş trendine girdiği için. E şimdi aylık grafikte yükselen trende girebilir. Nasıl? Bakın tepeler alçalıyor değil mi? Şu anda da son tepenin üstündeyiz. Bakın üstündeyiz. İğnemizi attık üstüne. Son olarak bir de aylık kapanış yapacağız. Rekor. Yani 43-25 üstünde ay kapatacağız. O zaman ilk kez yükselen tepeyi yapar dolar endeksi. Hani bu da büyük resimde yükseliş trendini tetikler. Burada da ikili dip var zaten arkadaşlar. Eğer rekor aylık kapanış yaparsa ikili dibin hedefine doğru gider diye düşünüyorum. Nedir orası mesela? Hani 3 aşağı 5 yukarı. İşte 96 seviyeleri. Yani dolar endeks oralara giderse gerisini siz düşünün arkadaşlar. Bekliyoruz 4 gün sonra kapanış var. Her, hem bitcoin için önemli hem dolar endeksi için önemli bir kapanış. Neyse arkadaşlar e, kısa oldu bu video. Aslında kimlerine göre uzun ama bana göre kısa. Yarın daha detaylı değineceğiz. 4 gün sonra da bir, e, uzun bir video gelecek aylık kapanıştan sonra. Bir günlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.